Merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. İkinci basamağımız tozlaşma basamağı. Şimdi bakın yumurta oluşumunu, polen oluşumunu anladıysanız bundan sonrası oldukça kolay. Tozlaşma evresinde çok kısa anlatacağım arkadaşlar bu evreyi. Tozlaşmanın bir diğer adı polenizasyondur. Yani polenin gelip dişicik tepesine konması olayıdır. Ve bu iki şekilde gerçekleşebilir. Bir kendine tozlaşma, bir de yabancı tozlaşma. Arkadaşlar eğer ki bakın şöyle bir çiçek çizeyim ben hemen. Hatta iki tane yan yana çiçek çizelim. Şu yumurtalık. Şuradan. Diyelim ki kendi erselik bir çiçeğimiz olsun bu. Şöyle çok da şey yapmak istemiyorum. Evet. Bu bizim birinci çiçeğimiz. Bir tane daha çizeyim arkadaşlar şuraya. Şöyle. Bu da bizim ikinci çiçeğimiz. Arkadaşlar şimdi eğer ki birinci çiçekteki oluşan polen, bakın buradaki polen gelip buradaki yani kendi çiçeğinde bulunan tepeciğe konup buradaki yumurtayı döllüyorsa biz buna kendine tozlaşma diyoruz. Bu kendine tozlaşma. Bakın bu kendine tozlaşma olayında çeşitlilik olur ama çeşitlilik az olur. O zaman şöyle yazalım. Az çeşitlilik sağlanır. Az çeşitlilik sağlanır. Bir de çapraz tozlaşma vardır. Diyelim ki burada oluşan polen, mesela şu polen, normal kendi dişicik tepesine konamadı. Bununla ilgili bazı adaptasyonlar vardır. Birazdan söyleyeceğim. Geldi arkadaşlar. Şöyle diğer çiçeğin tepesine kondu. Biz buna da ne diyoruz? Çapraz tozlaşma. Çapraz tozlaşma veya yabancı tozlaşma diyoruz arkadaşlar. Buna biz self sterilize de deriz. Self sterilize. Neden böyle deniliyor? Çünkü kendi kendine değil de başka bir çiçeği, tabii aynı türden olacak, başka bir çiçeği döllenmesi çapraz tozlaşma olarak isimlendirilir. Burada çok yani fazla çeşitlilik sağlanır. Fazla çeşitlilik sağlanır. Kendine tozlaşmadansa çapraz tozlaşma daha çok tercih edilir arkadaşlar. Çeşitlilikten ve adaptasyon uyumunu artırdığı için aslında bir nevi bu daha çok tercih ediliyor. Peki tozlaşmada kendine tozlaşmayı önleyen adaptasyon mekanizmaları neler? Mesela birincisi şu. Diyelim ki bu çiçeğimizde polen hücreleri Nisan ayında oluşurken mayoz bölünme ile işte yumurta hücreleri Mayıs ayında oluşuyor. Dolayısıyla farklı zamanlarda üreme hücreleri oluştuğu için kendi kendini dölleyemez, gider başka bir hücreyi, başka bir çiçeği döller. İşte bu şekilde olabilir. Birincisi bu. Daha sonra arkadaşlar uyum sağlanamayabilir veya mesela buraya geldiği zaman bir engel olabilir arkadaşlar. Hani içeri girmesin diye, polen içeri girmesin diye bir engel oluşturulabilir. Bu da yine nedir? İkinci bir adaptasyondur. Bu şekilde farklı adaptasyonlarla çiçeğin kendi kendine tozlaşması önlenebilir arkadaşlar. Tabii ki bu tamamen bitkinin yapısal olarak kendinden gerçekleştirdiği olaylardır. Yani bizim elimizde olacak bir şey değil tabii ki. Bizim elimizde olacak şeyler genelde sınırlı şeylerdir. Ama kendi kendine yaptıkları daha sınırsız şeylerdir arkadaşlar. Şimdi gelelim tozlaşmayı anlattıktan sonra üçüncü basamağımız olan döllenme olayına. Şöyle 3 diyorum şuraya. Döllenme. Hatırlayın, basamaklarımızı hatırlayalım arkadaşlar. Neydi? Birincisi üreme hücrelerinin oluşumuydu. İkincisi tozlaşma, üçüncüsü döllenme, sonra tohum oluşumu, en sonunda meyve oluşumunu anlatacağım. Şimdi döllenme olayına geldiğimiz zaman bunu yine size şekil üzerinde anlatmak istiyorum arkadaşlar. Daha sonra da bu şekil üzerindekileri yazacağız tabii ki. Çünkü döllenmede çifte döllenme dediğimiz bir olay var. Oradaki kısmı yazmak istiyorum. Şeklimi çizip hemen geliyorum. Evet arkadaşlar çizdim hemen. Biraz garip bir şekil ama şimdi şekil üzerinde yazdıklarımı gördüğünüz zaman anlayacaksınız. Şimdi bakın bizim burada ilk önce şuradan başlamak istiyorum. Burada tüp çekirdeği oluşuyor. Bakın tüp çekirdeği tüpü oluşturuyor. Yani vejetatif çekirdek tüpü oluşturacak arkadaşlar. Şurası nedir? Tüptür. Tüp. Daha sonra şunlar da generatif çekirdeğin oluşturduğu spermlerdir.
Spermler. Arkadaşlar bu spermler şuradaki yolu, tüp yolunu takip ederek nereye geliyorlar? Mikropil açıklığına. Bakın şuradaki açıklık mikropil açıklığıdır. Hatırlayın size şeyden bahsetmiştim. Funikulus dediğimiz yapıydı. Arkadaşlar funikulus da şurasıdır. Funikulus yani göbek bağı deniliyor aslında. Bitki için tabii ki göbek bağı. Bizdeki göbek bağıyla karıştırmayalım. Funikulus dediğimiz yapı. Daha sonra geliyorum diğer bir kısma. Arkadaşlar bakın hemen şu içte bulunan yapı, hani böyle yuvarlak yuvarlak gibi çizmişim ya şuralarını. Funikulusun bir iç kısmında bulunan yapı integument dediğimiz yapıdır. Integument. Arkadaşlar bu integument tohum kabuğuna dönüşecek. Tohum kabuğuna dönüşecek. O yüzden parantez içerisinde tohum kabuğu yazıyorum. Daha sonra sinerjit hücreleri vardır arkadaşlar. Buradaki hani yumurtadan ve sinerjit hücrelerinden de bahsedeyim. Daha sonra bunların döllenmesi olayından bahsedeceğim. Bakın burada aslında bir nevi neyi anlattım size? Tozlaşmanın nasıl olduğunu da anlattım. Tozlaşma olayı hani geliyor dişicik tepesine konuyor ya. Biz tabii daha büyütülmüş şeklini görüyoruz. Tüpü oluşturuyor. Tüp oluşturduktan sonra spermler bu işte tüpü takip ederek mikropil açıklığından içeriye giriyor. Peki buradaki neler vardır? Bakın mikropil açıklığının bulunduğu yerde yumurta vardır. Yumurta. Yumurtanın iki yanında bulunan ne vardır arkadaşlar? Sinerjit hücreler vardır. Sinerjit hücre. Ortada bulunan hücreler polar hücrelerdir. Veya polar çekirdek olarak da geçebiliyor. Polar hücre. Bir de şu üç tane üst kısımda bulunanlar da arkadaşlar. Bunlar da nedir? Antipod hücrelerdir. Antipod hücreler. Antipod hücreler eriyerek kayboluyor arkadaşlar. Sinerjit hücreler yine yumurtanın korunmasını ve beslenmesini sağlıyorlar. Polar hücreler de birazdan döllenmeye katılacaklar. Peki döllenme olayı nasıl gerçekleşiyor? Arkadaşlar döllenme olayı şöyle gerçekleşir. Bir de besi dokusunu da yazayım. Şu içeride bulunan, şu iç kısımda bulunan yapıda arkadaşlar besi dokusunu. Yani şurası da besi dokuyu oluşturuyor. Besi doku. Şimdi gelelim. Döllenme nasıl oluyor buna bakalım. Arkadaşlar döllenme olayı iki şekilde gerçekleşir. Biz bu yüzden de buna çifte döllenme olayı diyoruz. Bakın çifte döllenme. Şöyle yazıyorum buraya. Çifte döllenme. Neden çifte döllenme diyoruz? Çünkü iki kere döllenme olayı gerçekleşecek. Burada iki tane sperm oluştu ya. Bu spermlerden bir tanesi geliyor. Yumurtayı döllüyor arkadaşlar. Bakın en kromozomlu sperm. En kromozomlu. Şöyle bir diyorum. En kromozomlu yumurtayı döller. Yumurta yine en kromozomlu. Arkadaşlar döllenmeden sonra ne oluşur? Zigot. Zigotun kromozom sayısı 2N olur. Daha sonra bu zigot büyüyüp gelişerek neyi oluşturur? Embriyoyu oluşturur. Bu da yine 2N kromozomdur. Büyüme gelişme burada zaten nedir? Mitoz bölünmeyle gerçekleşiyor. Daha sonra ikinci döllenme olayı da şöyle gerçekleşiyor. Yine sperm çekirdeklerinden bir tanesi en kromozomlu. Geliyor şu ortadaki polar çekirdekler var ya polar hücreler. Bunları döllüyor arkadaşlar. Bakın polar çekirdek diyelim. Bu polar çekirdeklerde iki tane olduğu için 2N olarak kabul ediyorum. Yani N artı N. Şöyle N artı N diyeyim. İki tane. Daha sonra bunlar bir araya geliyorlar. Triploid bir çekirdek oluşturuyorlar. Triploid çekirdek. Bu triploid çekirdek yani 3N kromozomlu olan çekirdek daha sonra büyük gelişerek endosperm oluşturuyor arkadaşlar. Endosperm yani 3N kromozomlu olan besin dokusunu oluşturuyor. Bu besin dokusu hani tohum oluşacak ya tohumun içerisinde bulunan dokudur arkadaşlar ve ileride embriyo çimleneceği zaman çimlenme sırasında embriyoyu besleyen yapıdır. Endosperm dediğimiz yapı. Evet işte bu şekilde arkadaşlar döllenme dediğimiz olay böyle gerçekleşiyor. Döllenme olayından sonra şunu da bilmemiz gerekir. Arkadaşlar sperm çekirdeklerinin kapalı tohumlu bitkilerde dişi üreme organında oluşur. Yani bakın şurada hani tüp çekirdeği dedik ya spermler oluşuyor diye ben karışmasın diye hani tekrardan buraya çizmedim. Ama buradaki sperm çekirdekleri geliyor tüpten. Yani generatif çekirdek tüpten geliyor içeriye. Daha sonra burada mitoz geçirerek spermler burada oluşuyor. Kapalı tohumlularda bu olay gerçekleşiyor. Dediğim gibi karışmasın diye yazmadım ama not olarak şuraya yazayım. Şuraya kırmızıyla not diyelim.
Çünkü içeri çizersen çok fazla nokta oluyor. Hepsi birbirine karışmasın diye yazmadım. Kapalı tohumlu bitkilerde, kapalı tohumlu bitkilerde sperm çekirdekleri dişi üreme organında. Dişi üreme organında oluşur. Birinci notumuz bu. Bir de arkadaşlar bir not daha yazacağım. Şimdi ben burada tohum taslağı falan dedim. İşte tohum kabuğu falan filan dedim. Bunlar ileride neye dönüşecek? Yani döllenme sonrasında bunlar neye dönüşecek? Ondan bahsedelim. Şöyle şuraya yine not olarak yazıyorum. Notumuzun biri de bu. Döllenme sonrasında. Bakın zigot embriyoya dönüşüyor. Zaten bunu yazdık. Zigot embriyoya dönüşüyor. Arkadaşlar endosperm besin dokuya dönüşüyor. Besi doku. Daha sonra tohum taslağı. Arkadaşlar bu da tohuma dönüşüyor. Zaten tohum taslağı tohum, oradan gelir aklınıza. Ovaryum neye dönüşüyor? Meyveye. Eğer ki bir meyve, zaten meyvenin yapısına geldiğim zaman anlatacağım. Birden fazla ovaryum katılıyorsa biz buna bileşik meyve diyeceğiz. Hani meyve kısmına geldiğimiz zaman zaten anlatacağız. Evet, böylece döllenme olayını da bitirmiş olduk. Bakın çok fazla yazı yazmadan genelde böyle şekillerle size anlatmaya çalışıyorum. Çünkü şekiller üzerinden daha kolay anlaşılıyor. En azından ben öyle daha iyi anlıyorum. Şimdi gelelim tohum oluşumuna. Arkadaşlar tek çeneklilerde farklıdır. Çift çeneklilerde tohum oluşumu farklıdır. O yüzden işte ikisinin böyle farklarını vererek size anlatmaya çalışacağım. Tek çeneklilerdeki farklardan, çift çeneklilerdeki farklardan bahsedeceğiz. O zaman şuraya 4 diyorum. Tohum. Tohum oluşumu. Bizim 4. basamağımız. Zaten son bir basamağımız kaldı. O da meyve oluşumu basamağı. Şimdi tohum oluşumunda ne dedik? Tohum taslağı tohuma dönüşecek dedik. Peki burada tohum kabuğu olacak. Ondan sonra tohum kabuğunun yapısında neler var, bunlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Tek çenekli ve çift çenekli de bu çenekler ne demektir, ne işe yarar, bunlardan bahsedeceğiz. İlk önce şunu yazayım arkadaşlar. Tohum taslağının gelişmesiyle tohum oluşur. İlk önce bunu diyelim. Tohum taslağının gelişmesiyle tohum oluşur. Tohum oluşur. Arkadaşlar tohumun yapısında bakın dıştan içe doğru tohumun yapısında neler vardır? Tohum kabuğu vardır. Tohum kabuğu. Hatırlayın bakın burada integument demiştim. Şuradaki integument neye dönüşüyordu? Tohum kabuğuna dönüşüyordu. Tohum kabuğunun bir diğer adı testa. Daha sonra endosperm yani besin doku vardır. Endosperm yani besin doku. En içte ise ne bulunur? Embriyo bulunur. En içte de embriyo bulunuyor arkadaşlar. Tohum kabuğunun görevi şudur. Bakın tohum kabuğu çimlenme gerçekleşene kadar arkadaşlar tohum kabuğu içerideki embriyoyu korur. Endosperm de aynı şekilde çimlenme gerçekleşinceye kadar embriyoyu içeriden koruyor. Ama çimlenme sırasında da embriyonun beslenmesini sağlıyor. Zaten isminden anlaşılıyor besin doku olduğu için embriyonun beslenmesini sağlıyor. Embriyonun yapısına baktığımız zaman arkadaşlar bu arada şunu da söyleyeyim. Tohum kabuğunda liginin ve süberin vardır. Onu da isterseniz yazalım. Tohum kabuğunda. Lignin ve süberin bulunur. Bu yüzden de hatta tohum kabuğu böyle sert, mantarlaşmış bir kabuktur arkadaşlar. Endosperm zaten embriyodan önce oluşuyor. İlk önce çifte döllenmeyle endosperm oluşuyor. Daha sonra arkadaşlar embriyo oluşumu gerçekleşiyor ki hani koruma olayı gerçekleşsin diye. Sonra geliyorum. Fasulye, ayçiçeği gibi bitkilerde, tohumlarda arkadaşlar endosperm yok. Bu yüzden de bunlar zaten çift çenekli bitkiler oldukları için çenek besliyor.
Endosperm. Yani endosperm olmadığı için embriyoyu çenek besliyor. O zaman yazalım. Fasulye. Fasulye. Ayçiçeği gibi bitkilerde, yani her bitkide olacak diye bir şey yok. Gibi bitkilerde endosperm yoktur. Endosperm bulunmaz. Embriyoyu çenekler besler. Çenekler besler. Şimdi gelelim tek çenekli ve çift çenekliyi bir ayırt edelim. Daha sonra devamına bakalım. Yine şekil olarak ben bir çizeyim arkadaşlar, tek çenekli ile çift çenekliyi. Daha sonra karşılaştıralım. Arkadaşlar şöyle basitçe çizdim. Çok basit, fazla basit oldu ama olsun. Şimdi bakın. Şunlar bizim çift çenekli bitkimizdir. Bakın çift çenekli bitki, yani dikotiledon bitkilerde iki tane çenek bulunur. Şunlar nedir? Çenekler, yani kotiledonlardır. Bakın çenek, yani kotiledon. Bu çenekler bitkiye çimlenirken aslında besin sağlıyor arkadaşlar. Şurası da radikula dediğimiz kısımdır. Radikula dediğimiz kısım ileride ilk kök dediğimiz yapıyı oluşturacak arkadaşlar. Radikula, kökçük diğer bir adıyla. Kökçük, yani radikula. Radikula. Bir de gövdecik dediğimiz kısım vardır. Şu aralarda bir yerde kalır arkadaşlar. Şöyle şuraya da gövdecik diyelim. Gövdecik. Bu da plumula olarak, çok söyleyemedim ama plumula olarak isimlendirilir arkadaşlar. Bu da ileride gövdeyi oluşturan yapıdır. Çenekler de zaten yaprakları oluşturan yapılardır aslında. Bir nevi öyle de söyleyebiliriz. Şimdi tek çenekliye bakın, bu çift çenekli. Çift çenekli bitkimiz. Bu da tek çenekli bitkimiz. Tek çenekli bitkimizde de şu alt kısım yine kökçük kısmıdır. Ortada bulunan bir bölge arkadaşlar gövdecik kısmını oluşturuyor. Bir de şu yapı, bakın tek bir tane bulunan yapı da çenektir. Çenek, yani kotiledondur. Kotiledon. Burada yine tek bir tane çenek bulunduğu için biz buna da ne diyoruz? Tek çenekli bitki diyoruz. Tek çenekli ve çift çenekli bitkiler çimlenirken bazı özellikleri var. Mesela çift çenekli bitkiler çimlenirken bu tohum kabukları, hani üzerinde bulunan kabuklar var ya, kabuklar yukarıya çıkar. Ama tek çeneklilerde arkadaşlar kabuk toprağın altında kalır, yukarı çıkmaz. Çift çenekli bitkilerde yine yapraklar iki tane, hani ilk oluştuğunda şöyle iki tane yaprak ortaya çıkar, daha sonra bunlar büyür gelişir. Tek çeneklilerde arkadaşlar tek bir yaprak çıkar. Zaten şunlar neyi oluşturuyor? Çenekler ileride yaprağı oluşturuyor. Bu yüzden de bu tür özellikleri önemlidir. Arkadaşlar burada çenekler, bakın eğer ki endospermi yoksa, mesela fasulyede endosperm yoktur, çenekler beslenmeyi sağlar. Şeyde şu mısır bitkisini çizdim buraya. Mısırda arkadaşlar şu içeride endosperm bulunur. Endosperm yapısı bulunur. Ama çift çenekli olan fasulyede endosperm bulunmaz. Endosperm bulunmadığı için aslında bunu çizdim bir nevi bize örnek olsun diye. Şimdi burada gerçekleşeceğimiz, yazacağımız bir şu olay daha var. Çimlenme sırasında neler gerçekleşiyor? Bunları yazacağım arkadaşlar. Bir not olarak yine çimlenme olayını da yazalım. Daha sonra meyve oluşumuna geçelim. Şimdi çimlenme olayında neler gerçekleşiyor? Sırasıyla bakın. Tohum su alır. Tohum su alır. Daha sonra testa çatlar. Testa çatlar. Testa neydi? Tohum kabuğu. Arkadaşlar tohumda hangi hormon artacak? Çimlenmeyi sağlayan hormon giberellin. Giberellin artar. Hangi hormon azalır? Azalır. ABA, yani absesik asit azalır. Daha sonra ne gerçekleşir peki? Embriyo alfa amilaz enzimini salgılar arkadaşlar. Bu alfa amilaz enzimi nişastanın parçalanmasını sağlıyor. Embriyo alfa amilaz salgılar. Sonra tohumdaki endosperm yıkılır. Tohumdaki endosperm yıkılır. Sonra arkadaşlar tohumun kuru ağırlığı azalır. Tohumun kuru ağırlığı
Azalır. Neden azalıyor? Çünkü tohum çimlenme sırasında fotosentez yapmıyor. Hazır besin kullanıyor. Bu yüzden de içerisinde bulunan hazır besini kullandığı için kuru ağırlığı azalıyor. Sonra da arkadaşlar tohumun kuru ağırlığı azaldığı gibi en son oksin ve sitokinin hormonları bitkinin büyümesini hızlandırıyor. Oksin ve sitokinin büyümeyi hızlandırır. Büyümeyi hızlandırır. Peki bir bitki çimlenirken ya da şöyle diyeyim, bir tohum çimlenirken ne kullanır ne kullanmaz? Ne gereklidir ne gerekli değildir? Yine onları da not olarak yazacağım. Şuraya çimlenme yazalım. Karışmasın notlar sırasında. Arkadaşlar bir tohum çimlenirken bakın oksijene ihtiyacı vardır. Suya ihtiyacı vardır. Uygun bir sıcaklığa ihtiyacı vardır. Ama bir tohum çimlenirken toprağa ihtiyacı yoktur. Karbondioksite ihtiyacı yoktur. Işığa ihtiyacı yoktur arkadaşlar. Neden? Çünkü fotosentez yapmaz. Mesela biz küçükken bizim milli deneyimiz ne yapıyoruz? İşte öğrencilerimize veriyorlar öğrencilere. Fasulye çimlendirin diyorlar. Neyin içerisinde çimlendiriyoruz? Pamukta çimlendiriyoruz, değil mi? Normalde bitki neyde büyür? Toprakta. Ama çimlenme sırasında toprağa ihtiyaç yoktur. Çünkü bitki çimlenme sırasında fotosentez yapmadığı için topraktan alacağı suya, minerale ihtiyacı yoktur arkadaşlar. Bu yüzden de toprak gerekli değil. Siz ona yeteri kadar su verin. Yeterli sıcaklığı sağlayın ve yeterli oksijen verin. Gerisi önemli değil. Gerisini zaten tohum hallediyor. Ama çimlenme olduktan sonra yani o bizim o yeşil olan yapraklarımız çıktıktan sonra onu alıp toprağa gömmemiz gerekiyor. Toprağa gömmüyorsak da uygun, yeterli olan mineralleri vermemiz gerekiyor. Mesela suda marul yetişiyor arkadaşlar. Ben denedim. Bu marulun hani kök kısmı var ya, yapraklarını aldığınızda elinizde kalan beyaz kısmı var. Ben onu böyle suyun içerisine yerleştirdim bardakta ve marulun yapraklarının gerçekten büyüdüğünü gördüm. Sadece arada bir ne yapıyorsunuz? O altındaki suyunu değiştiriyorsunuz. Çünkü suyun içerisinde de mineraller vardır. Ve marulun ihtiyacı olan mineralleri o su gerçekten karşılıyor. Tadı birazcık acı oldu. Ama arkadaşlar onunla ilgili bazı iyileştirmeler yapılırsa, ki zaten tarımda şu an kullanılıyormuş bu sanırım. Ben televizyonda da birkaç kere gördüm. Suda marul yetiştiriliyor. Hem toprağa ihtiyaç yok hem kolayca yetiştirebiliyorsunuz. Siz de deneyebilirsiniz mesela. Ben gerçekten çok şaşırmıştım. Gayet de güzel büyümüştü, yetişmişti. Sadece tadı biraz acı olmuştu. O acılık için de başka mutlaka alternatif yöntemler vardır. Evet, tohum oluşumunu da anlatmış olduk. Çimlenme sırasında neler lazım, neler lazım değil. İsterseniz not olarak onu da yazayım arkadaşlar. Şöyle not diyeyim. Not diyelim. Çimlenme için. Bakın neler gerekli, neler gerekli değil. Birincisi, su, oksijen, uygun sıcaklık. Uygun sıcaklık. Bunlar gerekli. Ama çimlenme için toprak, ışık, CO2 yani karbondioksit gerekli değil. Bitki çimlenirken fotosentez yapmaz. Bitki çimlenirken, yine görüntü bulanıklaşmış, çimlenirken fotosentez yapmaz. Evet, böylece çimlenme ile ilgili notumuzu da yazmış olduk. Şimdi geliyorum, son kısmı da anlatayım. Daha sonra artık açık tohumlulardakini de arkadaşlar başka bir videoda anlatacağım. Meyve oluşumunu da anlatalım. Sonra da açık tohumluları kısaca anlatırım. Şöyle son basamağımız artık, 5. basamak meyve oluşumu. Meyve oluşumu. Meyve oluşumunda çok fazla bir şeyden bahsetmeyeceğim zaten. Basit meyve, bileşik meyve, bunlardan bahsedip bitireceğim. Arkadaşlar, ovaryumun gelişmesiyle bakın meyve oluşuyor. Ovaryumun gelişmesiyle oluşur. Gelişmesiyle oluşur. Meyve oluşumunun amacı neydi? Bakın amacı tohumu korumak. Tohumu korumak. Bu yüzden de zaten en son oluşuyor. Şimdi çiçekte eğer ki sadece yumurtalık meyve oluşumuna katılıyorsa biz buna gerçek meyve diyoruz arkadaşlar. Ama
Bunun haricinde başka dokularda katılıyorsa, mesela işte sepal katılabilir, petal katılabilir. Bunlar da katılıyorsa yalancı meyve diyoruz. Sadece yumurtalık katılıyorsa bakın. Sadece yumurtalık katılıyorsa meyve oluşumuna biz buna gerçek meyve diyoruz. Gerçek meyve. Bunun haricinde başka şeyler de katılıyorsa mesela sepal, petal yani o yapraklar, taç yaprak, çanak yaprak bunlar katılıyorsa tabii yumurtalık mutlaka katılmak zorunda. Buna da yalancı meyve diyoruz. Yalancı meyve. Arkadaşlar şimdi bizim tek bir dişi organdan oluşuyorsa eğer bakın tek dişi organ bundan oluşuyorsa biz buna basit meyve diyoruz. Basit meyve. Nedir basit meyveye örnek? Mesela kiraz, hurma, kayısı. Bunlar nedir? Basit meyvelerdir. Eğer ki birden fazla dişi organ katılıyorsa arkadaşlar, yani çok dişi organ yazıyorum buraya kısaca. Çok dişi organ katılıyorsa biz buna da bileşik meyve diyoruz. Mesela bileşik meyveye de örnek olarak çilek böğürtlerini verebiliriz. Çilek, böğürtlen. Bunlar da arkadaşlar mesela dut. Bunlar da nedir? Bileşik meyveye örnektir. İşte bizim meyve oluşumu dediğimiz aslında kısaca bu şekildedir. Böylece bitirmiş oluyoruz aslında. Büyük bir yükten kurtulmuş olduk. Şimdi biz açık tohumlulardaki üremeyi göreceğiz. Anlatacağım size döllenmeyi basitçe kısaca. Onu da bir sonraki videoya aktarayım. Çünkü bu video oldukça uzun oldu. Sonraki videoda görüşürüz. En sonunda soru çözümü yapıp bitkiyi artık bitireceğiz arkadaşlar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.